Selamlar sevgili dostlarım, değerli oyunseverler. Dawn of Defiance oyunumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Evet, geçen 2. bölümde buraya taşındık, büyük adaya. Ve burada biraz gezindik, karşıdaki dağlara gittik. Şuradaki Aesios'tan bize görev veren, oradaki artık büyücü gibi kişiden görevler aldık. Görevleri tamamladık, bazılarını yaptık ve para karşılığında devam ediyoruz dostlarım. Oradan yeni ikinci seviye çekicimizi aldık. Ahşap üretebileceğiz artık. Ahşabı üretmek için de kereste tezgahını binamızın içerisine her şeyi yaptık dostlarım. Ben biraz malzeme topladım. Bugün gün daha yeni yeni artık güneş doğarken bir yandan da bakın kerestelerimiz hala daha üretiliyor. Bol bol kereste. Artı buraya sandıklar yaptım. Geceleri boş durmak istemiyorum dostlarım oyunda. Biraz ağaç kesip işte killeri topluyordum şuradaki. Karşıdaki toplanabilir bütün ağaç, ot, sazak onları topladım. Boşaldı zaten. Şimdi dostlarım görevler var. Biliyorsunuz oyunun bize şuradaki Aesios'un verdiği görevler doğrultusunda hem seviye atlıyoruz, level alıyoruz, hem de haritayı tanıyıp oyunun hikayesi artık ne konu olarak ne bize verecekse onları görmeye çalışıyoruz dostlarım. Büyük ihtimal yarı tanrı tarzı bu adayı kurtaracağız. Bir şeyler yapacağız. Şimdi görevler demişken sol taraftaki görevler. 8 tane tapınak sunağı. İlk küçük adadaki biliyorsunuz o Ambrosia tozlarını, mormor şunları gidip koyuyorduk 20'şer tane. Aynı onun gibi. Büyük ihtimal ikisini yapmışsızdır belki. Bu adada ya da 8 tane var. Bunları bulmamız gerekiyor. Görev bu birisi. Şöyle hemen bakalım görev doğrultusunda. İnşa ustalığı. İnşa ustalığında ise artık yeni çekicimizle ahşap yapıları. İşte zemini, duvarları, çatısını. Bunları yapmamız istiyor. Odundan. Tabi bunları da biliyorsunuz. Şu anda arkadaki sesi duyduğumuz. Lumber, kalaslardan yapacağız. Toplayıcılıkta ise bizden koyur içine. Koyur içine istiyor dostlarım. Bu da karanlık ormanda bulunuyormuş. Karanlık ormandaki ağaçların biraz daha koyu renkli olanından çıkar diyor. Artı amber, artık kehribar gibi bir şey bu. Bu da antik çölde taşlanmış kütüklerden çıkar diyor. 20'şer tane bundan toplamamız gerekiyor. Şimdi bunu aktif edebilirim. Buna da yönelebiliriz. Toplamacılıkta bu var. Üçüncü seviyeye çıkmışız bunda. İkinci seviye avcılıkta ise 10 adet bozulmamış, yani çürümemiş geyik karkası cesedi getir diyor. 10 adet. Pekala. Bir de son. İkinci seviye artık madencilik. Bunda da kalay var 25 ve bakır 25. Aslında bakırımız var. 30-35 tane toplamıştık. Ama onları tekrar toplayacağım dostlarım. Dolaplara yerleştirdim onu. Bu da yine karanlık ormandan çıktığını söylüyor. Bakırı. O da o tarafta daha çok demek ki. Hemen haritaya bakacağım şimdi ama bir de eski çölün olduğu yerde kalay çıkıyormuş. Tabii kalayı acaba kırabiliyor mu bizim şimdi elimizdeki bu kazma? Hemen haritaya girelim. Meteoria'dan. Evet, şu dağlık yerler. Büyük ihtimal işte burası antik çöl. Antik çöl burası. Tarafa gideceğiz demek ki. Şurada normal. Burası kilitli. Belki buraya da ışınlanılacak. Yine böyle bir portal aracılığıyla gidecek. Karanlık orman bu taraf. Şu dağa çıkmıştık. Yanılmıyorsam evet. Geçen bölüm altının olduğu ve demirlerin olduğu, madenlerin olduğu dağ burası. İşte karanlık orman burası dostlarım. Bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Oyun bize oraya git diyor. Bir yandan şu sol taraftaki 8 tane tapınak sunağı yapacağım. Ama önce şöyle basalım. Çekicimizi elimize alalım. Buranın istediği görevleri önce onu aktif edelim. Evet, bunu takip et. 9 tane zemini yapabiliyor muyum şu an? Yapabiliyorum herhalde. Bu en küçük mü? Şu da büyük olan. Peki ben bunu değiştiremiyor muyum? Şöyle yapalım. İlla kırmam mı lazım onu?
Bu şekilde. Evet, 9 tane bundan yapacağım. Şekli de düzgün olsun. Şimdi bundan 9 adet yaptık ama bir dakika. Ah, lambır bitti. Koyalım odunumuzu. Buradan da alalım 95 adet. Bir tane. Şunların altını önce yapabilirsek şunların altını da yapalım da sağlamlansın diyeceğim. Ama taşa da geçersek. Pekala. Bunu da yaptım. Odun çok gidiyor dostlarım. Şimdi burada dolapları da göstereyim size. Yaptığım dolapların içindeki. Bakırımız 15'teymiş. 15'miş. Klay. Evet. Bundan 30'muş. Bunları yine koyalım. 60 oldu. Fazladan taşlarımı yarı yarıya böldüm. Birçoğunu buraya koydum. Toplayabildiğim birçok şeyi böyle toplayacağız dostlarım. Buraya taş türü toplayabildiğim madenleri. Burası da sadece bu saman ve odun tarzı. Aslında odunu alıp yani yedekte dursun diye buraya koydum ama bunu burada dönüştürelim. Bir an önce biz yola çıktığımızda gelinceye kadar o da oluşsun. Basık tuttuğum zaman en azından şöyle 130 tane falan koyalım. Gerisini alalım. Şimdi üçüncüsünde ne vardı hemen göstereyim. Burada da artık bitki tarzı topladığım bitkilerin yarı yarıya oraya koyuyorum. Üzerimizde çünkü toplayabilecek bir alan oluşsun. Ağırlık olmadığı gibi sadece envanter olarak bu şekilde. Şimdilik. Belki bu da büyüyordur dostlarım. Burada da oyunun başındaki o flint oklar var. Burada et türü ve yapabileceğimiz iksir türlerini buraya. Bu da şuradaki bizim mezbaha tezgahı. Artık hayvanları ayıkladığımız tezgahın yanı ilk dolap buna ait olsun dedim. Deri, kurt kanı, yağlar, kemikler, deri ve şeritler. O da bunun yanında olsun istedim. Evet. Şimdilik böyle. Bıraktığımız gibi. Çok da fazla sadece bir günü, geceyi sadece toplamayla geçelim dostlarım. Şimdi bunun yapı işini bir bitirelim. Önce onları hemen halledelim. Şu duvarları mecburen yıkmak zorundayız. Şimdi başlayalım. Bu şekilde. Şimdilik böyle. Daha sonra taşa geçeceğiz zaten. Olduğumuz yerde yalnız şurada klay varmış. Pekala. 11 tane de bundan yaptık. Şimdi kapı çerçevesini yap diyor. Mecburen burayı da kıracağız. Ve evet double kapı koy diyor. Double kapı. Büyük ihtimal bu dostlarım. Evet. Tamamladık bunu da. Açalım. Diğerini de yapalım o zaman. İkisi de oluşsun. 9 tane de artık tavan. Bunu da kır. Farklı aslında kapı türleri var bakın. Bunu da burada bu şekilde yapabiliriz. Süslü. Pekala. Şimdi gelelim üstünü kapatmaya. Şu bir. En azından tezgahlarımızın üzerini kapatalım. Evet. 8 tane istiyor. Bundan dolayı da tabii yetmiyor. Evet. Son bir tane daha aldım. Onu da yapalım.
Bu görevi tamamlayacağız dostlarım. Bu. 9'da 9. Pekala. Zaten kalmadı elimizde. Bunlar üretile dursun. Hafif bir içerisi. Güneşin gölgeyi böyle yansıtması çok güzel. İçeriye doğru bir harika bir şey yapmışlar. Güneş gerçekten oyunda tatlı bir atmosfer aralar dostlarım. Bu güzel. Birçok oyuna bunu yapabilirler. Şimdi bu görevi yaptık. Gidelim. Aysus'a bunun parasını, ödülünü alalım. Yeni bir görev verecek bize büyük ihtimal. Bu görevde herhalde taş devre geçtirecek. Yeni çekiç alacak. Neyse. Şimdi buraya fazlalık malzemelerimi koyacağım. Buraya koy. Çekici falan üzerimde durmasın. Burada dursun. Para. Parayı zaten şimdi üzerine birikecek. 5.010 liramız var. Şu etleri bir toplayalım. En son bıraktıklarımı. Bunu da atalım. Tamam. Gidebiliriz. Üzerimizde biraz boşluk yarattık. Hemen Aysus'un yanına gidelim. 4'e basalım. Hemen o etten yiyelim ve 2 güç. Hem enerji hem de sağlık barımız arttı dostlarım. 5'e bastığımız zaman da sol taraftaki 10 dakika dayanıklılığı var şimdi. 10 dakika sonra bir daha yediğimiz zaman o etten yine aynı şekilde devam edecek. Bir de içecekten içelim. O da iksir tarzı. O da 10 dakika. Bizim daha iyi, daha hızlı stamina'yı toplamaya yarayacak. Evet, Aysus. Görev tamamladım. Bu tamam. Ödülümüzü alalım. 1500 verecek. Aldık. 6500 oldu. Çok iyi. Şimdi 3. seviye inşa ustalığı görevi geldi dostlarım. Evet, bu görevde de bugünü başarıyla kutlayın. Belirlenen yardımcı yapı malzemelerini inşa edin. Bu görev gerekli tüm tarifleri keşfedene kadar kalacak diyor. Belirli bir şeyler yapacağız. Ondan sonra büyük ihtimal yeni görevler açılacak. Tarifleri. Şuradan aslında bir şeyler alabilirim. Yeni. Şöyle bir şey. Yeni tarifler dediği belki de bizim çekiç elimizde olsaydı aslında yapabilirdik. Bir tane kurutma rafı yapalım dostlarım gitmeden önce. Bir dakika. Deri kurutma rafını yapalım. Şuradan çekici tekrar alacağım elime. Tamam. Şimdi kurutma tezgahında. Onu da bu tarafa koysam çok iyi. Şurada koysak ne olur? Açık hava. Dışarıda dursa. Tamam. O da burada dursun. Böyle. Köşede. Pekala. Şimdi bize diğer yapıları keşfet dediğinde acaba burada bakın yapılabilir açılacaklar var. Clay. Rafine açılabiliyor aslında. Bir dakika. Hepsini al. Şimdi tekrar bak. Evet. Biz bu eritme fırını yapabiliyorum ben. Bunu yapabiliyorum dostlarım. Bu çok iyi. Bunu buraya hemen koyalım. Eritme fırını. Koyduk. Şimdi bırak. İçerisine evet şu anda bakır atıyorum. 10 tane pişirebilecek. 10 tane bakır attım içerisine. 20 tane de odun. Tamam. Yakıtını da attım. Artık bakır cevherini artık bronz olarak çıkıyor olabilir. Buradan mı çıkacak acaba? Nereden çıkacak göreceğim. Aha bir tane çıktı. Evet bir tane külçe çıktı. Bakır külçesi. Güzel. Güzel dostlarım. Bir tane daha atarım. Bunları buraya koyalım. Artık bunları üretme zamanı geliyor. Şöyle yapalım. Harika. Diğer kemik, deri bunları da buraya bırakalım. Koy. 10 tane koyabiliyormuşum. 10 tanesi kurusun. Tamam. Şimdi çekici tekrar bırakalım ve yola çıkalım. Bayağı bir uğraştık.
Çekici bıraktım. Tam da akşam üzeri güneş de yavaş yavaş inmeye başladı. Biz de işleri tamamladık. En azından şu anda fırını yaptık dostlarım. Eritme fırını yaptık. Ve böylelikle belki iyi kazmayı üretebilirsek. Bir görevlerden bizim yapabileceğimiz görevleri bir açalım. Ona göre gidelim. Aslında kombat geceleri bunları bu yakınlarında hiç görmedim. Bu artık terk edilmiş, kayıp ve ihanete uğramış diye isimlendirilmiş böyle gece yaratıkları var. Onlardan 20 tane vurmamız gerekiyor. Bunu gece aktif edebilirim ya da vurdukça bir tane öldürmüşüm. Evet, buna gidelim. Karanlık ormana gidelim. Hem orada biraz daha bakır toplarız. Bu tarafa doğru. Hem de keşfedilecek yerler varsa o Ambrosia tozunu koyabileceğimiz onlara bakalım dostlarım. Toplanabilecek çok fazla beri var burada. Evet, geyik de istemişti bizden. Geyik karkası istiyor. 10 adet. Şu geyiği vurabilirsek kafadan kaçırmadan. Neyse, o fark etti bizi. Akarsuyun yakınından şöyle karşıya geçeceğim. Oyunda yalnız şunu fark ettim. Evet, glide 2 seviye. Burası ne? Kırmızı alan. İşte burası haritada hemen bakalım. Kilitli olan bölge. Burası şu an kilitli. Demek ki bizim bir şeyleri başarmamız gerekiyor. Yani artık yenilmesi gereken bir boss mu var? Bir şeyler başarmamız gerekiyor ki. Burayı aktif edeceğiz. Suya girdiğimizde suda enerjimiz eğer bitikse, stamina yoksa suyun içerisinde karakter ölmeye başlıyor dostlarım. Hızla güç kaybediyor. Bu nereye kadar böyleymiş ki? Bir işaret koyalım bari biz. Tamam. Şuraya yapalım işareti. Karşıya gideceğim. Oradan uçarak çıkabilir miyiz acaba? Çıkabiliriz. Güzel. Metallerin olduğu yere geldi dostlarım. Metal madeninin olduğu yer. Yalnız şuradaki mor noktalar var, mor. Işıklar var. Acaba onları bir dolaşsak da öyle mi gelsek? Tam tepede karanlık da çöktü ama. Buradaki metal madenlerin olduğu yer. Evet, tam burası. Burada ne var ki? Aşağıda da var aynısı. Solda da var. Bunlar vuruluyor mu acaba? Aa, vuruluyor. Çanta olarak düştü. Hepsini vurdum. Ne düşüyor? Aa, Ambrosia. Ambrosia Dust düşüyor yine. Orada da var. Ama aşağıda onun koruyucusu var.
Hey! Kaptan! Bunu daha önce görüşmüştük biz. Öldürdük tapınağın. Hekate tapınağın içinde öldürdük. Aynısı. Koca balyozlu altın zırhlı. Yine dolaşıyor. Bir şey koruyor burada büyük ihtimal. Acaba savaşsak mı? Şurada da var aynısından. Şunun üzerinden geçebilirsek üzerine çıkacağım dostlar onun. Karanlık orman. Aşağımız. Oraya ineceğiz. Aa, buradan geçemiyoruz. Tamam. Evet. Burası bir uçurum. Buradan aşağıya inersek biz sonra buraya nasıl çıkacağız? Eve nasıl geleceğim? Bunun başka bir iniş ve çıkış noktası olması gerekiyor. Yani aksi takdirde ben buradan aşağı indim. Nasıl çıkacağım? Dağın etrafından olabilir belki dostlarım. Dağın etrafından. Evet, evet. Atla. Evet, indik. Orman içindeyiz. Ambrosyalar var. Toplayalım. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Akşam vakti. Ateş böceği gibi şeyler var yalnız. Orman içerisinde bir garip ses var. Her an böyle bir şey çıkacakmış gibi bir gelici bir ses var. Kuru ağaçlar. Koyu dedi ağaçlar bunlar mı acaba? Koyu ağaç. Bunlar. Bir deneyelim mi? 7'ye bas. Çok karanlık. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bakırdan yapman lazım diyor. Önce bakır. Dur. Dur dostum. Göremiyorum seni. Göremiyorum seni. Kurt gibi bir şey. Kurt da olabilir, ayı da olabilir. Göremiyorum. Karanlık. Bu karanlıkta burada ilerlemeyelim dostlarım. Şu ambrosyaları toplayacağım hızlıca. Kurtlar, kurtlar var. Evet. Dolunay mı var? Atletizm 6 oldu. Ay nerede? Tam tepemizde. Biraz aydınlansa olacak ortalık. Zaten bakırdan bir tane kazma ve balta, yine aynı şekilde baltayı da yapmamız gerekiyor ikisini de. Aksi takdirde biz bunları burada kıramayacağız dostlarım. Şunlar normal ağaç. Çam ağacı gibi. Ama o içeridekiler karanlık. Atmosferi bile farklıydı içerinin. Kasvetli bir ortam var orada. O ne? Yolun ortasında bir şey var. Oturuyor. Ya da bana öyle geldi. Ya kurtlar benim takip ediyor. Hey 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 hey. Kim kime? Hop sen. Kayıp. Kurdu öldürdü. Kurdu öldürdü. Hayır. Nasıl? Çabuk 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 çabuk. Bunu iç.
Her yer kurt. Solum sağım. Kurt. Yalnız öleceğiz. Öleceğiz dostlarım. Bakın kurtlara bakın. Yoldan geçiyorlar. Ben yardım edilecek zannettim o yoldaki. Bir insan gibi bir şey vardı. Halbuki o. Evet, burada bu da görev sonuçta. Kayıplar. Güçler. 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 Sekiz tane tapınak görevinin o sunakları da bulmak gerekiyor. Bir nehir daha. Peki kaç tane öldürdüm? Bakır mı? Fil mi? Hemen göreve bakacağım. 5 tane olmuş. Bunu bari takip edelim. Burada biraz durup... Evet işte burada bakırlar. Bakırlar burada dostlarım. Bunu aramıştım aslında. İşin gerçeği. Bakır cevheri buradan toplamadan gitmem. Bu bakır cevherini buradan toplamadan gitmem dostlar. Onu söyleyeyim. Evet dostlarım. Bakır madenleri burada bayağı var. Bunları hala toplamaya devam ediyorum. Şuradaki bakın öbek öbek yerleri. Komple o tarafa, bu tarafa doğru, yukarıya doğru gittim. Şu sağ tarafını da aldım. Güzel. Biraz daha yukarıda var. Kazmam iki kez kırıldı ama tamir edebiliyoruz kazmayı. Pekala. İkisini aldık mı? Daha vardır aslında ama şimdilik en azından bizim işimizi görecek kadar topladık dostlarım. Buraya geldiğimize değdi. Pekala. Bitti. Burada vardır aslında. Şu karşıda falan da vardır. Neyse. Alalım elimize kalkan ve o ne? Geyik 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 geyik. Bir dakika. 50 vurduk. Ölmedi. Ölmedi. Yaralama var mı? İşte bu. Hadi be. İşte bu. Üçüncüde düştü. Üçüncüde. Orada ileride bir ışık var. O ne? Domuz. Bir dakika. O düştü mü? Düşmüş. O geyiği de vurduk. Domuz. Şöyle bir geyik daha vardı. O geyiği alalım. İşte burada. Koca bir geyik. 302 yıldızmış. O neydi öyle? Bitirdi. Derisini, kemiğini alırız. Siyah börtlenler. Aşağıda bir yapım var. Sanki bir yapı var gibi şurada ama. Neyse, o tarafa. Haritadan bir bakacağım. Tam nehrin karşı tarafı. Oraya gitmeyelim dostlarım. Bakın bakırlar var. İleride bakırlardan var. İleride bir ışık gördüm. Kamp ateşi gibi.
Gündüz güneş varken artık bu ormanda biraz keşif yapabilirim. Orada gördüğüme eminim ama. Kamp ateşi gibi bir şey gördüğüme eminim burada. Belki de güneş tam böyle doğarken, tan yeri ağrırken kızıl bir güneş çarpması olabilir. Kayala şuradaki. Hayır. Var orada. Flama var, bayrak var. Şurada bakırlar var yine. Askerler var orada. Biraz ok üretsek olur. Bunların zırhları nasıl acaba? Askerler Roma askeri gibi. Bayağı hazırlar. Ona iyi vurduk. Aha! Kristal gibi bir şey atıyor. Büyü gibi bir şey atıyor. O da öldü. Öldü. Deri şeritler. Deri şeritler deri. İşlenmiş deri. Tamam, işlenmiş deri. Ve bir sandık düştü. 50 altın. Bir tane de yine et verdi. Sihirli bir et. İşlenmiş. Böyle kervan gibi nöbet gezen, devriye gezen askerlerden düşün. Peki. Geyik var. Bir tane daha vurduk. Evet, bir asker ordu daha var orada. İnventör dolu. Bunu atalım. Bunlar dursun. Yani atabilecek hiçbir şeyim yok. Şunu tamir edelim. O geyiği de alacağım. Hadi. İşte bu. Bow yeteneğimiz 4'e çıktı. Bir tane daha. Geyik avladık. Bu önemli. Bu önemli. Bunlar çünkü görev olarak 10 tane istiyor bizden. Şurada pamuklar var.
Bir tane sunak gibi bir şey buldum, tapınak. Evet işte bu dostlarım, bu. Aradığımız bu. Aradığımız bu. Neyse, önemli değil. Gitsin. Şimdi o görevi bir açalım. Şu. 20 tane koyalım. 8 kaç oldu? Ah, göremedim ki. Ama yaptım. Bunu yaptım. Şu tepesindekinden mi vurulacak bununla? Yaptım ama ben bunu. 8'de 1 demesi lazım. 8 tane başka bir şeyim var dostlarım acaba? Sandığı açacağım. Para çıktı. Güzel. 250. En azından para. Kabul etmedi. Neyse, gidelim. O ne? Karşıdaki. Neydi bu? 3 mızrak Hades miydi ya? Yani 5 mi 6 mı 8 tane mi bunların tanrısı vardı? O Hades miydi? Hades'in böyle bir şeysi vardı. Kasa var ama gece. Gece uğranacaklardan herhalde. Bir gidelim. Belki değildir. Bayağı bir bakır var burada. Yo. Güzel. Değişik bir şey çıktı burada. Koleksiyon item. Deniz kıyısı. Şu suyu takip ettiğimizde nehirden artık o karanlık orman devamı orası. Şu taraf. Şurada bir ada var. Tam karşıda. Yalnız bu yüzerek oraya geçilmez. Oraya yüzerek geçilmez. Başka bir çeşit geçilebilir. Mesela bu suyun üzerine ne diyorsa zemin koyabiliyoruz. Zemin koyarak belli bir yer giderek ondan sonra uçabiliriz. Biraz daha staminayı yükseltebilirsek o şekilde geçebiliriz. Hades'ti. Ben öyle hatırlıyorum ama belki de ne bileyim Zeus mu? Zeus da olabilir dostlarım. Gidelim bakalım. Ya onu da öldürdük. Yani farklı farklı yıldızlara göre epey oldu ama 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2. Boynuzsuz olanlar var. Büyük ihtimal dişi erkek diye. Şimdi 124 metre yukarıda koordinat çizelgesinde. Aha, alamıyorum, alamıyorum. Full olduk ya. Eve gideceğim ama o soru işaretini uğrayacağım dostlarım. Neyse artık göreceğim onu. Tapınak falan olabilir. Evet. 28. Bakırlar var. Keşfettik bir yeri. Dionysus. Dionysus. Tapınak daha burası. Buraya şimdi girmeye kalkarsam çıkacak olanları alamam. Üzerim dop dolu. En azından burayı keşfettim. Şöyle haritadan baktığımda mor bir simge oluştu.
Şu Apollo. Belki de bunları bulacağız biz. Bu neymiş? Aelsus. Tamam, bizim olduğumuz yer. Bizim evi hala burası gösteriyor. Yatağı. Acaba bunları mı keşfetmemiz gerekiyor ki? Bir denesem mi? Alabildiklerimizi alalım. Alamıyorum ki. Alamıyorum. Tekrar spam olmadan onlar. Bunda ne var ki? Tamam, onu almayacağım zaten. Deri şeritler önemli. Kilitli. Dionysus denilen bir tapınak. Bu tapınağın demek ki belli görevleri var. Onları yine yapacağız. İlk tapınağı hatırlarsanız dostlarım. Taştan kılıç, taştan balta, mızrak tarzı bir şeyler yaptırmıştı bize. Yay gibi. Belki bunun da böyle bir görevleri var. Onları önce yapmamız gerekiyor ki ondan sonra buraya gelip yapabileceğiz. Neyse, gidelim bakalım. İyice dolduk. Hala 3 yıldızdan istiyor yalnız bu. 3 yıldızdan. Bundan istiyor. Koş 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 koş. Onu almam lazım. Nereye gitti? Aşağıda. Burada bir yerde. Ama güçlü. Evet. Ama güçlü. Alıp döneceğim geriye. 2 yıldız bu. Biz 3 yıldız gerekiyor bize. 3 yıldızdan hiç mi yok? Bir tane var. Neyse, gidelim dostlarım. Gidelim. Şuraya doğru. O 3 yıldızı vurmak, bulup da vurmak kolay değil. Bu 3 yıldız olsa bari. Tek yıldız. Neyse, derisini çıkarırım. Derisini kuruturum. İşlenmiş deri haline, şerit haline getiririm. Gidelim. Bir tane büyük vurdum ama. 3 yıldız olabilir bu. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Bunların üzerinde acaba belirtiyor mu? Ben mi sezemiyorum, bakamıyorum. Dostum, size ilişmeden geçeceğim.
Meğer o filamanın olduğu yerde bir askeri grup var. Bu neymiş? Kamp yeri. Evet, bizim buradaki bakırlar da oluşmuş. Bunları da toplayayım. Gideyim dostlarım. Evet, sevgili dostlarım, evimize geldik. Karanlıktı. Bir de yağmur başladı, bulutluydu. Şöyle ışıklandırmalar yaptım. Duvara. Bu şekilde koyabiliyorum. Tamam, bir tane buraya koyalım. Şurada olsun. Güzel. Duvarlara monte edilen ışıklandırmalar. Bir de bu şekilde buraları ayaklı yaptım. Aynısının ayaklısını yaptım. Köşelere. Şimdi dostlarım. Yaklaşık 90 tane lumber kalasımız oluşmuş. Onu aldım. Üzerimize getirdiğimiz o hayvan karkaslarını işledim. Hepsini dolaplara koydum. Bir yandan da burada külçeleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi çiviyi nasıl üreteceğimizi bulmamız gerekiyor. Buradan biraz daha böyle ürettiklerimiz bayağı oldu. Tamam. Normal bakırları buraya koyuyorum. Fakat çiviyi nasıl üreteceğimizi bilmiyorum dostlarım. Şimdi tezgah mı yapmamız lazım yeni? Yeni tezgah. Bunu mu yapmamız gerekiyor? Bu zaten... Evet. Çivileri bunda yapacağız dostlarım. Tamam. Gerekli bütün malzemeler var. Clay da var. Hepsini toplayalım. Şimdi yapabiliyoruz dostlarım. Her şeyi tedarik ettik. Bu da... Aynı fırına benziyor ama... Bunda artık işleme yapacağız. Metalleri... işleyebileceğiz bunda. Şöyle koyduruyor mu? Ya da bu tarafa koysak işte bunu. Tamam, onu böyle üçgen koyacağım. Arkasında taş var çünkü. Bu şekilde. Tamam. Onu böyle biraz hafiften çap koydum. Arkasında şu taştan var. Koyulmuyor. Şimdi artık burada craft yapabileceğim. İçine girdiğim zaman. Evet. Bir taneden mi? Kaç tane yapıyor? 5 tane yapıyormuş. İyi, tamam. Olabilir. Olabilir. Tamam. En azından şöyle bir 20 tane falan bir üretelim. Buradan da diğerlerini alalım. Pekala. Buradan seçim yapabileceğim craft. Arrow. Burada artık ok yapabileceğiz. Bakır uçlu. Demir çivileri de burada yapacağım. Ve repair kit. Artık daha kaliteli bir üst düzey alet edevatı, silahları veya zırhları bu tamir kitine yapabileceğiz. Tabi hepsinin istediği şeyler var. Şeritler. Deri şeritler işlenmiş. Çok da zor değil. Bu yalnız iyiymiş bunlar. Şu bakır uçlu. Bayağı bir malzeme istiyor. Bunları tabi tedarik ettikten sonra o odundan istiyor. Karanlık ormandaki o koyu siyah odun diyelim biz buna. Kara odun. Ondan istiyor. Ve yine aynı şekilde kara reçineden istiyor dostlarım. Tamam, şunları erisin. Durmasın. Evet, bakırı bu şekilde çiviye çevirdik. Peki. Benim tezgah mı yapmam lazım yine? Yeni bir tezgah mı oluşturmam lazım? Şunun gibi. Artık yeni alet edevat, silah ve armor, zırh. İşte şatafatlı görüntüsü var zaten belli. Bunu da buraya yana yapalım hemen. Yaptırırsa tabi. Oturtursa. Evet. Kapının yanına oturturdu. Tamam, olsun. Güzel. Şimdi artık bunda da değişik armorlar, silahlar. Dostlarım, bunları yapabiliyoruz. İstediğim malzemeleri artık üretebiliyorum. En azından üretebiliyorum. Bunları güzel.
bıçak, stil 1, stil 2 farklı farklı. Şu bizim kullandığımız elimizdekinin daha böyle güçlü. Ambrosia, mor böyle hani sanki biraz daha sihirli gibi. Peki tools, işte bu. Tools bu. Bakır. 20 tane istiyor. Ben bunu yapmam lazım. 3 tane de şerit istiyor. İkisini de yapacağım. Biraz burada üretmem gerekiyor. Bundan. 5 tane üretiyor. Bir yapmadı. Şimdi kaç istiyordu bu? Hemen bakalım. Tamam. Sadece şunları aldım mı buradan? Dolapta da var. Onları da alalım. Yerleştirelim. Şimdi tekrar bakalım. Ve yaptık dostlarım. Artık bakır. Ucu bakır olan. Ve eğer yapabilirsek kazmasını yapacağım. 20 tane istiyor. O da çok zor değil. Onu da yaparız. Birazcık zamana ihtiyaç var sadece. Evet. Bayağı oluşmuştur artık. Bakırlarımız olmuş. Üstümüzde de var. Al hepsini al. Şimdi. Gel. Bunu da yaptık dostlarım. Bunu da yaptık. İki tane alet edevat olarak artık araç elimizde. Yeni balta. Ve yeni kazma. Belki bununla şimdi kalayı da toplayabilirim. Ve oradaki diğer ağaç, siyah olan ağacı artık kırabileceğiz bakır baltayla. Onları toplayıp getirip reçinesini falan. Şimdi gelişmeye devam ediyoruz dostlarım. Oyunda yeni tezgahları ürettik. Yeni artık zırhları buradan. Silahları, yay hepsine yeni nesil. Bakın bunlar hep tabii bakıra dayalı. Bakırımız var. Bakırımız işliyor dostlarım. Bakırımız var. Bakırı hiç durdurmayacağım. Devamlı yansın. Aslında bu tezgahlardan fazla yapmak lazım ki aynı şu lumber kalas tezgahı da hiç boş durmamalı. Devamlı üretmesi gerekiyor. Evet dostlarım. Biraz daha bakır toplamamız gerekiyor. Biraz daha odun toplamamız gerekiyor. Odunumuz elimizde 23 tane kaldı. Toplayıp gelip bu işlemlere devam edeceğiz. Oyunda gelişim devam ediyor. Bu da 3. bölümün sonu olsun. Görevler alıp görevler dahilinde ilerlemeye gayret göstereceğiz dostlarım. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkürler değerli dostlarım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hades'i halledeceğim. Kafanı yorma. Halledeceğim. Kazmayı, çekici, her şeyi yaptım. Halledeceğim. Takma sen kafana.